Herkese merhaba. Bugün Lords Mobile oyuncularının merak ettiği Tuzak Kale yapımı ile ilgili bilgiler vereceğim. Öncelikle Tuzak Kale nedir? Tuzak Kale rakibi aldatma sanatıdır. El çabukluğunuz ve hızlı karar verme becerileriniz ile rakiplerinizi kolaylıkla alt edebileceksiniz. Tuzak Kale ile oynamak aynı zamanda yüksek sabır gerektirir. En iyi saldırı en iyi savunmadır. Hazırsanız başlıyoruz. Tuzak Kale'de ana unsur gördüğünüz kudreti, şuradaki kudreti olabildiğince düşük tutmaktır. Bu sebeple T1 asker basıyoruz. T1 asker aynı zamanda revirden çıkarken süre istemediği için yaralı askerlerimizi hemen tedavi edebiliyoruz. Yapılar konusunda bu gördüğünüz yerlere arkadaşlar ilk başlarda asker basarken malikane basıyoruz. Çünkü malikanenin eğitim hızına verdiği destek 25. seviyede %20. 24. seviyede tutarım kalem diyorsanız da %16 alabilirsiniz. Aynı zamanda ordu sağlıkları 2 veriyor. Askerlerimizi basmak için önce bu gördüğümüz bütün yerlere malikane oluşturuyoruz. Sadece bir tane kışla yapıyorsunuz ama hani ben 5000-5000 asker basmakla uğraşmam derseniz bir tane daha kışla yapıp 10000-10000 basabilirsiniz. Daha sonra askerlerimizi bastıktan sonra kalan yerleri arkadaşlar malikanelere yıkacağız. Revir yapacağız. Bu şekilde revir yapacağız. İsterseniz hepsini yıkmazsınız. Birkaç tane kalabilir bu şekilde. İsterseniz hepsini yıkıp yerlerine revir yapabilirsiniz. Tuzak Kale'nin araştırmalar bölümüne gelirsek benim tercihim bu askeri kısmını olabildiğince yükseltmeniz. Yani ne kadar yükseltirseniz bu askeriyi sizin için o kadar iyi olacaktır. Özellikle taarruz ve CP yani can sağlığı kısmını. Daha sonra bu savunmalar falan pek yükseltmenize gerek yok. Ama oldu da daha önceden yükselttiyseniz orada bırakabilirsiniz yükselttiğiniz kadar. Askerleri yükselt bölümünde şu hızlı değiştirme, gördüğünüz hızlı değiştirmeyi seviye 2 yapabilirseniz daha iyi olur tabii. Bende de hala hızlı değiştirmeyi seviye 2 yaptıktan sonra en azından bir tane saldırı ve bir tane de fake setinizi dizebilirsiniz. O yüzden bunu 2 yapmanızı öneriyorum arkadaşlar. Savaş zamanı hünerler bölümünde benim uyguladığım şekli göstereceğim. Tabii biraz farklı değişiklikler de uygulayanlar olabiliyor. Genel olarak ben bu bölük savunmasını fulluyorum. Bölük sağlığını fulluyorum. Menzilli taarruzu, süvari taarruzu, piyade taarruzunu bazen genel olarak yapmıyorum ama çünkü süvari menzilli olduğum için ama siz nasıl isterseniz eğer karışık bir şekilde ordu kuracaksanız piyade taarruzuna da verebilirsiniz. Buradan da bölük sağlığı kısmı ve menzilli taarruzu kısmını geliştiriyorum sadece savaş zamanlarında. Kahramanlar ve istasyon bölümünde genel olarak arkadaşlar benim altına yükselttiğim gül şövalyesi var. Ordu saldırı %20 ve süvar max %50 verdiği için. Burayı olabildiğince menzilli tutmaya çalışıyorum. Eğer paralı hero alırsanız onları da buraya ekleyebilirsiniz. Ben de paralı hero olmadığı için bu gördüklerinizi kullanıyorum. Burada iz sürücü, süvari dediğim gibi süvari menzilli kullandığım için ışık çocuğu, kar kraliçesi, bu da tamamen menzilli. Ve bir daha ordu saldırı verdiği için bombacı goblin. Eğer isterseniz bombacı goblin yerine ölüm okçusunu da kullanabilirsiniz. Menzilli saldırı verdiği için. Bunlar gördükleriniz arkadaşlar parasız hero'lardır. Tuzak Kale'de kullanabileceğimiz ekipmanlara bir göz atalım. Burada eğer 60. seviyeye kadar geldiyseniz yeşim yılansı bunu kullanabilirsiniz. Daha sonra arı mıyferi 60. seviye arkadaşlar. 60'tan aşağıda antik şapka kesinlikle öneriyorum. Mükemmel olur.
Eğer elinizde fazlaysa kılıcınızı yaptıktan sonra buz kanat miğferi yapabilirsiniz. İş görür bu da. Anlayışlıyız. En çok önerdiklerimden bir tanesidir. Anlayışlıyız yapabilirsiniz miğfer için. Geri kalan arkadaşlar aşağıdakilerden hiçbirini şu an önermiyorum. Tabii şampiyon seti. Hadi şampiyon setiniz varsa şampiyon setinizi de kullanabilirsiniz diyeceğim ama tuzak kalede ne gider? Paldron kısmında yani göğüslük kısmında vurgulayabileceğimiz sertleşmiş kabuk. Beyni zırhı. Bu da gayet güzel. Buz kanat zırhı da olabilir. Çok önermiyorum ama kış parkası olur. Bu da Ordu Max CP yani ordudan verdiği için kullanabilirsiniz. Ölümcül pelerin ordu savunma menzilli saldırı. Aşağıda oynayalım. Yani kirli plaka belki. Buradan da daha fazla önerebileceğim yok arkadaşlar. Modlara geçelim. Modlarda atmışsanız ejderha pençesi. Ejderha pençesi alabilirsiniz. Yalancının bacakları 55. seviye. Alıp kullanabilirsiniz. Tuzak kale için gayet güzel. Kış botu yapıp kullanabilirsiniz. Cehennem botlarını kullanabilirsiniz. Çok güzel olur. Yani petek pantolonu benim de genel olarak kullandığım. Yani şu an bunun sarısını yaparsanız eğer 60 olmadan önce yani 40'tan sonra istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Çok da yararlı olur. Söylüyorum. Aşağıda geri kalanları geçiyorum arkadaşlar. 60'ta buz kanat kılıcı kullanabilirsiniz. Kemik kıran kullanabilirsiniz. Menzilli saldırı ve ordu saldırı veriyor. Çok iyi. Eğer geliştirebilirsiniz. Nektar küresi olağanüstü. Çürümüş kılıç. Gayet mükemmel. Tam bizim aradığımız. Yılan seyirciler bastonu. Menzilli max CP ve menzilli saldırı veriyor. Arkadaşlar. Aşağıya dönüyorum. Başlangıç aşamasında kızgın savaş baltası kullanabilirsiniz. Doğal fırtınası kullanabilirsiniz. Geri kalanları önermiyorum maalesef. İkinci yerde kış eldiveni. 60. seviye için söylüyorum. Sonsuz kitap. 60'tan aşağıları için karanlık kalkan. Ejderha yumruğunu yaparsınız. Tam bilmiyorum eğer süvari menzilli tarzı kullanacaksanız yapabilirsiniz. Gayet uygun. Piyade menzilli kullanacaksanız yürel çakı yapabilirsiniz. Devam ediyorum. Kullanılabilir. Mücadele kalkanı. Kullanabilirsiniz. Yani başlangıçlarda. Buz kanat kalkanını kullanabilirsiniz. Feneri kullanabilirsiniz. Ay palasını kullanabilirsiniz. Menzilli saldırı ve ordu max can veriyor arkadaşlar. Nuh'un küpünü de kullanabilirsiniz. Geri kalanları pek önermiyoruz. Gelelim aksesuarlara. Aksesuarlarda hastalık yüzüğü tercihimdir. Kesinlikle kullanılması gerekir. Lezzetli kupa sarı yapmak oldukça zordur. Pek tavsiye etmiyorum. Eğer yapabilirsiniz yapın tabii ama yani çok ücretli olabilir sizin için. Yılan ejder mührü, yanan parşömen, ejderha gözü. Eğer piyade menzil yapacaksanız değiş eşyası belki bir ihtimal olabilir. Aynı şekilde süvari menzili yapacaksanız korku davulu olabilir. Yani başlangıçlarda gizemli totem olabilir. En çok önerdiğim benim kayıp adamlıcı piyade menzilli ve ordu max CP veriyor. Daha fazla önerebileceğim yok arkadaşlar. Böylelikle ekipmanları da size tanıtmış oldum. Tuzak Kale için. Tabi aklınızda daha fazla soru olursa bana sorabilirsiniz. Peki Tuzak Kale'de el çabukluğu neden önemlidir? Ondan bahsedeceğim size. Mesela şu an Krallık Savaşı'nda gibi düşünelim kendimizi ya da herhangi bir
kalkansız ortamda saldırı alacağımız şekilde düşünelim arkadaşlar. Buradan hiçbir şekilde kudretimiz arttırmıyoruz. Hiçbir şekilde kudretimizi arttırmayacağız. Kudretimiz sabit kalacak ve genel olarak böyle rastgele kıyafetler, ezik kıyafetler yani fake kıyafetler giyeceğiz. Daha sonra bu kısım kesinlikle bu şekilde açık olmalı arkadaşlar. Yani şuradan bastığınızda karşınıza bunlar gelmeli. Ve çantaya bastığınızda da rastgele yer değiştirici şu kısım önünüzde olacak. Gözlerimiz savarımız açık oluyor. Kalkanımız kapalı. Saldırı geldikten sonra yani böyle saldırı bize doğru gelirken arkadaşlar şurada bir işaret çıkacak. Biliyorsunuz zaten. Bu işaretten hani ne kadar asker geldiğini görebilirsiniz ve ne türden geldiğini. Yani tabii şu şekilde buradan değiştirebilirsiniz. Atıyorum süvari geldiğinde okçu, okçu geldiğinde piyade, piyade geldiğinde süvari şeklinde ki ben bunu tek bir yerde sabitliyorum. Çünkü o kadar hızlı olamıyorum gerçekten. Çok hızlı olmanız lazım bunu da ayarlayabilmek için ayrıca. Saldırı gelirken arkadaşlar iki tane hızlı değiştirme dediğim yer burası. Askerleri yükselt bölümünde göstermiştim. Burada itemleriniz dizili bir şekilde bekleyecek. İtemlerinizi ayarlayacaksınız. Sikke karşılığında bunu kaydedebiliyorsunuz. Saldırı gelirken, tabi bunu iki tane açarsanız mükemmel olacak. O söylediğim yerdeki şurada hızlı değiştirme bölümündeki seviye 2 açarsanız aynı zamanda fake kıyafetleriniz de olacaktır. Bu şekilde saldırı gelirken saldırının saniyesi ortalama böyle bir 4-5 saniye kaldığında arkadaşlar hemen hızlı değiştirme uygula diyoruz. Bu şekilde itemlerimiz saldırıya geçmiş oluyor. Eğer ikinciyi de açarsanız saldırıdan hemen 1 saniye sonra tekrar buradan fake kıyafetinizi giyeceksiniz. Eğer adamın tekrar saldıracağını düşünüyorsanız revirdeki askerlerinizi çıkartıp kudretinizi yükseltmeyin. Bu şekilde adamın hala sizi oyunda zannetmemesini amaçlayacağız. Adam ikinci saldırıya çıkacaktır. İkinci saldırıda bu sefer arkadaşlar saldırı gelirken öncelikle revirdeki askerleri çıkartmayacağız. Çünkü kudretimiz yükselmesin diye. Direkt saldırıyı uyguluyoruz. Böyle saldırı kıyafetlerimizi giyiyoruz. Daha sonra revirdeki askerleri çıkartıyoruz. Son saldırının gelmesine birkaç saniye kala. Unutmadan KVK'da vesaire de başlamadan önce buradaki çantamızdan biraz ham madde kaynak açmamız gerekiyor. Yani bunlara böyle 20'şer emde yani 20 milyonda falan tutarsak bizim için iyi olacaktır. Gıdayı basmayın, gıda zaten bildiğiniz gibi eridiği için özellikle tuzak halde daha fazla eridiği için gıdayı sadece saldırı geldikten sonra eğer 3-4 tane saldırı üst üste geliyorsa o zaman açabilirsiniz bir 20 em gıda. Pek bir şey fark etmeyecektir. Kolay toplanabiliyor. Kasanıza da kolay gelebilen bir şeydir. Tuzak Kale ile ilgili bilgilerimiz bu kadar. Eğer ki aklınızda takılan soru olursa aşağı yorumlarda yazmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Teşekkür ederim. İyi eğlenceler.